İyi geceler komiserim. Kaça koşuyor? Kaça bak o çocuk koşuyor. Abi sana yemin ederim biri bağırdı. Yemin ederim bacaklarım titriyor. Çaktım abi. Oğlum o ne? Ne atıyor? Ben de abisi benim lan. Oğlum. O neydi? Kurt mu girmiş lan site? Bir şey gelecek başımıza bak. Bu hayvan onu adaymış. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Birisi dokundu. Kim götümü elledi beni? En sonunda kendimi şu çekle döveceğim. Böyle bayıldıcam şu beni. Gitmesek mi? Hazırlandınız da bu kadar. Arkadaşlar bugün çok sıkıntılı bir işlem yapacağız. Bıyık alacağız. Ne işlemi lan? Ciddi olaylar diyorum. Aşağıda anlatacağım. Bekle. Çok komikti kanka ama devam et bu yolda. Oğlum yollasana sen sana çok. Ben seni. Ben seni. İyi akşamlar. Keşke akşamlar değil de iyi günler deyip sonra da son gülersem iyi gülmem deseydim. Bütün gece düşüneceğim şimdi keşke öyle deseydim diye. Bu unutulmuş bir sünnet de biliyor musun? İlk bindiğinde böyle kontrol edeceksin. Bu tutmazsa anlamazsın. Aranıyoruz ama. Gerçekten aranıyoruz. Birisi sıkıntı yaratsa. Kime kalmıyor? Yusuf'u. Bizi kalktı. Ben yapmıyorum şu an. Herkese merhaba. Ben Mütçam abi. Bugün aşırı sıkıntılı bir video ile karşınızdayım. Son zamanlarda sürekli olarak her videomun altına hatta videolar yetmiyor artık Instagram yorumlarım, DM'leri, Discord'dan her yerden benden gizemli uygulama istiyorsunuz. Ben de kıyamadım size yine canımı içe sayarak bugün farklı bir şekilde gizemli uygulama çekeceğiz. Hep aynı yerlerdeyiz aynı yerlere atıyor hani artık organın cini piçi biz olduk anlat. Cini piç ne? Öyle bir kelime vardı sanki cini piç. İlk defa da. Türkiye'nin hatta dünyanın belki de en tehlikeli mahallesi. Favela'nın dibi Güngören'de gizemli uygulama yapacağım. Güngören favela favela. Güngören'e daha önce gittin mi? Gittim. Ne zaman? Geçen sene mi? Tatile gittiniz yazla. Arkadaşlar artık sıkılmıştık dediğim gibi hani çoğu gizemli yeri buradaki fark etmiştik. Ben de dedim ki eski semtim olan Güngören'e gideyim bir de oranın nabzını ölçelim. Bir de biliyorsunuz son zamanlarda bir söylenti çıktı. Güngören çok tehlikeli. Beyla'nın ta adresi. Böyle söylentiler çıkınca dur güvenliğe selam vereyim kötü hissetme. İyi akşamlar. Bir tane dayı vardı ya tren rayı mı kontrol ediyormuş. Trenler selam vermiyormuş. Bu çocuklar. Dayı çok üzülmüş. Aa ben selam değil mi? Bayağı bir sıkıntılı anılıyor şu sıra Güngören. Lan dur! Sıkıştırıyor pit atmaya çalışıyor. Gidip bu uygulama sayesinde oradaki ıssız yerlere bakacağım. Avrupa yakasına geçiyoruz. Bakalım orada neler bekleyecek bizi. Yanımda yine Hamza var, Umut var. Caner'i de alacağız yolda. Dedi ki Mertcan abi beni de sokar mısın Güngör? Sokarım tabii ya. Dedim ben seni ya. Mesela biz 4 kişi gireceğiz ya. 3 kişi çıkabilme ihtimalimiz var. Ama bu iyi bir şey. Biri de olabilir ya. Biri de olabilir. Ne olur ne olmaz ya ucuz saatlerimden birini taktım. Saati alırlarsa falan enseme vurup. Ama oranın çocuğuyum. Ya biz oruç bir sözüm. Bana dokunacaklarını düşünmüyorum. Siz düşünün o yüzden gerisi. Bir şey olursa Caner'i atlarız önden dövsünler. Biz o sırada... Kanka bakma öyle lan. Lütfen beni dövmeyin Güngören. GFB, Güngören FB, Güngören Spor Kulübü. Hal. Düşünsene bir giriyoruz böyle. Biz bela beklerken beni bekliyorlar. Beni bekleyen. Ağzıma baklavamı veriyorlar. Güngören Spor atkımı takıyorlar. Daha önceden gezdiğim oldu oralarda. Halk eğitim sınavına girmiştim açık öğretim. Hoş değiliz diyor. Çocuklara da şey diyerek ikna ettim. Benim orada bir ton tanıdığım var. Rahat olun kimse dokunamaz. Yok yok. Yine ben yapmıyorum. Vites yapıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Dediğim gibi heyecanlıyım çünkü farklı bir yerde yapacağız bu seriyi. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ben orası için bedel ödedim. Lan! Güncü'ye gitmiştim Güngören. Anneannem örgü. Gidip orada göreceğiz ne olup bittiğini, neler yaşayacağımızı. Çok sevdiğim bir seri değil. Seri olmasını da istemiyordum ama siz seri yaptınız. Kafanıza göre takılıyorsunuz kanal sizin gibi. Caner'i almaya geldik. Caner! Telefonla konuşuyor. Ulusal işler. Anlamazsınız. İllegal. Bir de Hamza bir taktik geliştirmiş. Göstersen Hamza. Mesela önümüzü kestiler. O İdris Koç'a vasanesi gibi. Hayırdır bir çıkın ya önümüzden. Ben derim buyur birader hayırdır. İnternette çok değişik şeyler okuduk Güngören'le alakalı. Göz göze gelmeniz halinde sakın selam vermeye, gülümseyerek ortamı yumuşatmaya çalışmayın. Kurban olduğum ne güzel gülüyor. Böyle yapmayacağım. Şöyle yapacağım. Hayır neymiş bunların hepsi sabit insan mıymış? Hepsi aynı tepki mi veriyor? Bu kadar rahat nasıl konuşabiliyor? Eski bir Güngören'in yanında. Bence kötü gösteriyorlar insanları. Başka bir şey değil. Onlar iyi insanlar. Sadece bu hayatı daha sert yaşamış. Benim gibi. Habere bak park yüzünden kavga çıktı. Yaralananlar var. Tamam kavga edildi. Şimdi evin önüne koysa aracın önüne. Yaralamak mı bunun için? Cadde ortasında iki grup ortasında silahlı çatışma. Güngören'de değişti. Neyse okumayalım. Biz efendi gibi gideceğiz. Hangi mekana giderseniz gidin diyor. Abisiz veya bilmeyen biriyle girmeyin. Desene ya Mertcan abimiz yanımızda. İzleyicilerimiz için biz gireceğiz. Eğer durdurlarsa diyeceğiz ki abi biz izleyicilerim. Hem dayak yersin diyor bekle bıçaklanırsın. En fazla bıçaklanır mı? 10 sene oturdum. 10 sene oturdum diye şey mi bu abi? Krips çetesi mi? Çeteden ayrıldım diye öldüm. Ama korktuysan... Sen bilirsin. Prenses.
yes, I'm the boss. Güngören'e giriş yaptık. Sayılır yani. Biraz ilerisi Güngören. Caner tribe sokuyor 2 saattir. Araştırdım. Sana olanın sonucu söylüyorum. Hatta Caner şey diyor. Bazen mesela böyle semtlerde şu üst geçitlerden böyle sunroof açıksa sunrooftan içeri atlıyorlarmış. Çivileme. O yüzden sunroof'u bile açtırmıyor. En kötü ne deriz biliyor musun? Caner'i veterinere götürüyor. Köpek muamelesi yapma, sıçarım abi. Niye, kedi de gidebilir. Artık ağızların susup mermilerin konuştuğu yerlere gel. Fulleyelim abi. Şimdi fulleyelim dedim ya, azıcık o. Arayım buldum. Benzin almak bence bir lüks olmamalı. Abi bu duracak mı? Abi. Ben işe hep geliyorum. Güngören'de bir benzinlikteyiz. Başlıyoruz. Biraz giriş uzun olmuş olabilir. Vlog tarzında yapmak istedim. Burnum bu arada çok kötü çıkıyor. Skidward'a dön. Caner korkudan polisi arıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Korkma lan abin seni korur. Ben ailemi korurum. Artık başlama vakti, gene lanet uygulamamıza giriyoruz. Aa, silmişim lan. Bambaşka bir sen, bambaşka bir alan. 3 kilometreden başlayalım. İlkinde mor verdi, süper. Ne ki burası? Fitnessçıda ne olabilir? Ege fitness mi atlayacak üstüme? Matbaacılar sitesi. Tüm matbaacılar orada. Anomali çok yok burada. Yeni nokta oluşturuyorum arkadaşlar. Yapıyorsak tam yani. Oha! 8.56 anomali verdi ve kırmızıya yakın bir renk. Buraya gidiyoruz. 9 dakikalık bir yolumuz var. 10 sene burada oturdum, şu kasisten hep altını vurarak geçtim. Allah'tan arabamız pahalı değil arkadaşlar. Pahalı olsa sıkıntı olurdu. O pahalı arabamla Güngören'de gezinme. Sol demiyorum abi. Sen bana bıraksan. Sollarını bilirim. Güt bak, yol kaç dakikaya düştü. Ama hiçbiriniz yol vermezseniz biz anlaşamayız. 500 metre kaldı arkadaşlar. Bir şey olursa en kötü turist taklidi yap. Hep cadde böyle ışıklı oluyor, ondan sonra bir anda kararıyor. Bir döneceğiz. Neredeyim ben ya? Aha, polis mi? Polis varsa yakınlarda güzel. Ambulansmış abi. Neyse, o da işimize. Ne yapıyorsun oğlum? Nasıl istersen öyle olsun. Niye gidiyordum s**min uygulamasında ya? Bir anda ışıl ışıl yerlerden böyle bir yere. Kanka tut, milletin yüzüne tut kamerayı. Belki daha millet kolay yumruklarlar bizi. Fasofu sokar. Tam konumun üstüne. Tam konumun üstündeyiz. Böyle bir yatır falan oluyor ya böyle yani. Yatır. Yatırayım seni şuraya. Pek bir şey çıkmadı. Biz gene de. Ama şu an normal ya. Çok rahatsız hissetme. Bir anda bir arkadan boğazıma yapışsa. İlk vereceğiniz tepki. Kaçar giderim ama ne kadar. Kaçar gidersin. Süper arkadaşım. Bak bir film var, Can Dostum diye. Bir köpekle insan arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? O daha iyiydi. Yeni konum açalım da abi, bizi nereye getirdi? Beylikdüzü'ne doğru gidiyor. Güngören istiyor mu? Ama bilmiyorum. Test kutusunu bir gün aşağı bırak. Bağcılar tabelası çık. Ne oluyor? Nereye gidiyor? Çeksene tabelayı. Ne suratımı çekiyorsun? Yazıyor mu? Suratımda Bağcılar mı yazıyor? Zabıt eğer yolu kapadıysa bir sıkıntı vardır. Polis ufak olaylara müdahale eder. Özel harekat biraz daha büyük. Bekçiler en büyüğü. Zabıta en büyüğünün en büyüğü. Bununla ilgili bir hikaye bile var. Bir terörist mağarasında yazı bulunmuş. Eğer biri sizi görünce sıkıp görmeyince sıkmıyorsa kaçmanıza gerek yok. O sizi bulur, o bir zabıta. Böyle bir ara sokakta durduk, yolun ortasında hızlıca konumumuza gireceğiz. Eyvah, karşıdan araba geldi. Mecbur yol vereceğiz. Bir de Passat der. Siyah film. O Passat, bu Passat. Normalde şu kadar geri mesafe hiç kimse için gitmem. Harbi vuracağız bir araba. Uf, ter döktü. Hızlıca oluşturuyorum bir tane. Aha, kırmızı nokta verdi. Güngören mezarlığını attı direkt. Gidiyorum. Neresi olursa olsun gidiyorum. Tam Güngören merkezini oraya sokuyor. 8 dakika sonra oradayım. Tersteyiz lan. Adamın... Biri bir şey mi fırlattı? Evet evet, bir şey oldu. Bizi getirdiği konum tam olarak burası ve arabaya bir şey fırlattı. Buraya getirdim. Bir ineceğim şuraya, bakacağım içeride ne var. Cüzdanı, telefonu bırakayım da ne olur mu? Şurada bir fotoğrafını çek. I'm tourist man. Bakacağım, mezarlıkmış içerisi. Allah Allah. Bence yavaş uzayalım çünkü insanlar geçerken bakmaya başladı. Görüyor musun medeniyeti? Taksi yolu verdi. Oha, Porsche geçiyor. Biz yanlışlıkla Nişantaşı'na gelmiş olabilir. Belalı adamların Porsche olamaz mı? Belalı hangi adamda Porsche gördü? Pablo Escobar. Pablo Escobar öldü mü? Allah kurtarmış. Elimizden düşselerdi sikerdik. Hızlıca bir yer daha oluşturacağım. Hafiften açılmaya başladı. Mor nokta. Zaza adında bazı yerler var. Buraya da gidiyor. Zaza dayı gibi olabilir mi? Bir Zaza dayı vardı ya. Kulak memesiyle oynuyor. Yakın attı bu sefer. 1 kilometre ileride 4 dakika sonra oradayım. Tramvay yoluymuş lan burası. Bu tramvay geliyor. Oha. Üstümüze geldi tramvay. Biraz gizli çek hamza. Papagazi misin? Her türlü etiketisi zaten. Etiket? Nereden öğrendin Kadıköy'de olan? Her köşeden bir adam çıkıyor. Ama böyle zınk zınk, hepsi koordine gibi. Truman Show'da gibi. Tramvay yolunun ortasına getirdi. Tramvay mı çarpıcı? Onu mu planladılar? Son videomuzdayız galiba. Orada durmamı istedi benden. Kodumu uygulaması beni öldürtecek. Yeni mekanımız burası. Hiç düşünmüyoruz ve gidiyoruz. Bir isim düşün böyle. Tehlikeli bir isim. Birisi durdursa onu verir. Faik. Faik'in adamı izlese ben güler. Faik diye mafya var mı hiç, ona göre koy. Mertcan. Ya siktir gel. Neyin tehlikeli? Kanka her köşede birisi bekliyor. Yolun ortasından 3 tane genç geçiyor.
Dur tanıdık çık. Dur koşuyor mu? Selamünaleyküm. Aleykümselam, nasılsın? Sen nasılsın? Ya abi çok şükür. Abi burada ne işin var ya? Vallahi şaşırdık seni görünce. İşte bakıyoruz ya, öyle geziyoruz. Abi bak, ileride sağda çıkmaz sokak var. Oraya gidin istersen. Sıkıntı mı? Çok karanlık, kimse yok yani. Ha. Bir fotoğraf çekinelim mi abi? Tabii. Teleskop var. Sen istersen oraya bırakalım. Sıkıntılı yer abi. Sıkıntılı yer. Bu kız ne diye geçiyor Güngören? Bağcılar merkez. Bağcılara ne arayacak? Bir iniyor şimdi. Don yok, telefon hepsi git. Takipçiyiz hadi. Seviyorlar adamı ya. Aha Mertcan dediler ya, dedim eski asımlardan mı? Sonra aklıma geldi. Düşmanlarımın hepsi mezar. Ya triplerime baksana, sabahtan beri 3.5 atıyor. Şimdi onlar bir yer verdi bana. Bu uygulamanın verdiğine de gideceğiz ama. Bir yer verdiler abi, oraya mutlaka girmen gerekiyor dediler. Oraya bakacağım. Şurada. Abi hayır ya. Canlar kapasın. El bombası bile gelebilir dışarıda. Ama bak ne kadar sıcakkanlı insanlar. Gelip şey de diyebilir herhalde. Bir anda saldırabilirler. Biz Güngören diye geldik, Bağcılar'a sıçramışız. Aslında bir videoda iki sen. Bağcılar'ın ara sokaklarındayız. Gecenin saat ikisi. Torbacı gördüm. Ne torbacısı lan? Torba mı satıyor? Onu bile 25 kuruş yaptılar. Ya biz orayı bulamadık arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız uygulamanın götürdüğü yere gidiyor. Değişik yerlere gidebilmek için 1,5-2 saatlik uğraşıyoruz. Bataryamız bittiği için telefona geçmek zorunda kaldık. Şöyle bir konuma getirdi bize. Tam pikniklik alan. Sabahları ama. Bağcılar'da böyle yeşillik bulmak bile bence ilginç bir olay sayılabilir. Ben iniyorum tek başım. Çöp poşetiymiş var ya. Abi sana yemin ederim biri bağırdı. Aa vallahi gördüm. Adam dizlerinin üstüne oturmuş, böyle bir şey yok. Kitap okuyor olabilir. İyi geceler komiserim. Nasılsınız? İyi, biz de ne yapalım? Hava almaya çıktık. Görüşürüz, iyi geceler. Bu an ben illegal bir adamım. Siz kimlerdensiniz? Kaç abi buraya geliyor. Bize gelmiyorduk ya. Ha, yukarı gidiyor. Adam bize doğru geldi, sonra bir anda yukarı gitti. Bakkala yolladı. İşe geliyor. Vallahi geliyor. Yemin ederim geliyor. Geliyor, koşuyor. Bir şey söyleyip sağlam geliyor. Mertcan. Ne diye geliyor? Vallahi bak. Abi. Koşuyor. Mertcan koşuyor. Mertcan bak, o çocuk koşuyor. Yemin ederim koşuyor. Ananı s***. Vallahi koştu. Burada oturdu, bizim baktığımızı gördü, yukarı çıktı, bir şey aldı, geliyordu. Ha ben hiçbir şey yapmadım ki ona. Oo, polislerle konuştuk ya. Bizi sivil falan sanmasın. Ya da şikayet ettik birini falan sanmasın. Arabanın gazını verdikçe sen daha çok hızlandın. Bu sırada bir şey fırlatsaydı, birimiz ölseydi. Taşla mı öleceksin canım? Halibim var ya. Bence dönelim oradan, geçelim. Hayır, hayatta uzaktan geçmem. Kanka bu cezaevi olayı gibi değil. Yolu o GTA Vice direkt kapandan atmıştı. Çekebildin mi? Çekemedim abi. Yemin ederim bacaklarım titriyor. Belki adamın orada arabası var, peşimize takıldı. İnanmayacak. İnanmasınlar. Şimdi onlar inansın. Ben öldükten sonra inansalar ne iş? Geçeceğim ya. En fazla ne olabilir ki? Neymar'ın prime dönemi gibi koştu adam. Belki de beni tanıdı. Mertcan bağır diye koşuyor. Fotoğraf çekin. Tam oradan arkadaşlar geçeceğiz yaklaşık 170-200 km hızlı. Bir şeyin içine düştük ve çıkamıyoruz bu durumda. Yani kurtulamıyoruz. Bütün tabelalar buralara çıkıyor. O GNG yazıyordu vardı. O GNG bu mu? GNG Güngören değil mi? Aa doğru lan, Güngören. Ben çete gibi bir şey sanıyorum. Karanlık ne? Kanka aşağı doğru indikçe sıkıntılara batıyor. Abi yok girme. Hiçbir şey gözükmüyor. Bu ne oğlum? Duvara bak ne yazıyor. Kahpelere inan. Onunla bir fotoğrafımı çekmeyeceğim mi? Abim buraya kar gelmiş. İnat gözükmüyor hocam. Biraz sol lütfen. Bunu şey diye paylaş. Ah be abim, elbet bir... Onun... Geldi o. O neydi? Yemin ederim bilmiyorum. Ne sesiydi o? Çocuğum şah damarımı atıyor. Ne? Oğlum o ne? Ne atıyor? Bir şey söyleyeyim. Ne attı lan? Gene başladı bir şeyler olmaya. O sesle acaba telefon aldım. Uygulamaya gerek kaldığını ben pek düşünmüyorum. Su kapağı mı attılar? Şu şekilde mi attılar acaba? Hani lisede atardık ya. Abi sürsene ya. Bu araya girelim mi? Hayır, ben gel. Burada birimiz vurursa sabahtan önce haberi olmaz kimse. Bu videoda çok böyle ruhani, cinsel, insel bir şey olmadı ama insan olarak korktuk. Biri üstümüze koşuyor, bir tramvayın önünde kalıyoruz, bir arabaya bir şey fırlatılıyor. Zaten bulunduğumuz yer bambaşka bir yer. Çocuklar söylemese Bağcılar'da olduğumuzdan haberimiz. Burayı verdim ya. Yıldız Teknik Üniversitesi. Ulan ben bu üniversiteye sınavla gidemedim. Uzak da olsa atıyorum arkadaşlar. 10 kilometreye kadar aştım. Son hakkımız. Uzak da olsa gideceğim. Buraya gidiyor. Ben şu araya bakmadan gitmeyeceğim buradan. Biri var mı acaba? Biri vardı çoktan. Yok kimse. Git fotoğrafını çekeyim, geç. Aldım. Biri geliyor. Simülasyon gibi bir anda herkes spamlanıyor. Biz arabada iniyoruz, birileri spamlanıyor. Bunlar biraz sarhoş gibi. Konumumuza doğru gidiyoruz. Dilim damağım kurudu, tuvaletim var, çok zor durumdayım. Saat gecenin 2.30. Bir an önce bitsin istiyorum. Siz izlerken böyle çok anormal olaylar gibi gelmiyor olabilir ama bu saatte hiç bilmediğimiz yerlerdeyiz. Hadi Güngören olsa hafiften biliyor. Lan Bağcılar'a tarla başından çıkacağız biraz. Buranın haberleri de öyle basit haberler değil. Diğer semtlere bakıyorsun işte. Serde Ortaç görüntülendi. Buraya bakıyorsun, o onu vuruyor. Çünkü
burası gün gör. Ancak gündüz görüyorlar. Onu yaptın mı? Bir günü göreyim bu esprini söyleyeceğim seni. İndirip tekme tokat dövsün. Görüyorsun abin tanınıyor diyorum inanmıyorsun. Kızım belayım diyorum. Tam yolun sonunda birisi dikeyim. Görüyor musun? Azrail gibi bekliyor. Yine tramvay yoluna çıktık. Patır kütür gidiyor. Lan bir anda gelse ne olacak? Ne yapacağız? Nereye kaçacağız? Sağa dönüş yok, sola dönüş yok. Elimizde yok, elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. Buradan merteve nasıl geçebilirim? Oraya aşağıya doğru. Ters gidiyoruz. Tamam eyvallah. Tanıdıklarım vardı. Ya peki biz cidden doğru gidiyorsak, adam ters gidiyse? Ketempere'ye mi geldik dersin? Uygulamasını al şunu ya. Her yer zaten burada sıkıntı. Uygulamaya ne hacı. Köprü altına girdik. Selamünaleyküm, kolay gelsin abi. Mertebe nasıl gidebilir? Çok sağ ol abi. İyi geceler. Köprü altı denilen tabir vardır ya. Oradaki dayı bile nereye gideceksiniz de. O kadar saygı. Emniyet müdürlüğünde ne işimiz var ya? Ne anladın? Sivilse nasıl polis kanka, olduğunu anlayabiliyorsun? Bir insan böyle bakmaz amına. Karşımızda da polis merkezi var. Bir belaya giriyoruz, bir polis merkezine giriyoruz, bir köprü altına giriyoruz. Çıkış yolunu bulamadım ha, dalgadan sormuyor mu millete yolunu? Cidden kayboldu. Hamza sana tişört alayım mı? 3,5 lira Mert'e. Valla. Ciddi diyorsun lan, tekstil kent burası, manyak. 3,5. 3'e de çözü. Aman biri yürüyor. Koşuyor ama. O da bizden korktu. Ama ben demiştim belayı. Lan o ses su, neydi? Su geldi. Ya abi niye su geldi? Sileceklerimi biliyor musun sen? Sileceğin normalde temizlemesi lazım değil mi? Evet. Daha beter yaptı. Daha beter. Anormal bir şey oldu. Havadan su yağdı. Havadan su yağması anormal bir şey mi? Yağmur. Ya bak. Kim lan buranın abisi? Adamı yanlışlıkla hareket çekti. Yanlışlıkla. Tam böyle yaptım o tarafa doğru. Niye yaptım onu da bilmiyorum ama o adam çıktı bir anda. Buranın abisi benim lan. Bu saatten sonra abiyim. Yöndesin. Ayı yol versene. Olabilir reis. Bırak kesin. Aferin öyle s*** vereceksin.